Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanlığı seçimi için Kurucular Kurulu üye sayımız 124. Kullanılan oy 121. Yeterli oy 121. 3 üyemiz yurt dışında ve mazeretli olduğu için bu kurulumuza katılamamıştır. Katılan 121 üyenin 121 oyuyla oy birliğiyle partimiz genel başkanlığına Sayın Recep Tayyip Erdoğan seçilmiştir. Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek. Sayıca azdık. Konuştuktan sonra o Halit kardeşimiz, Allah rahmet eylesin kendisinden, kimler aday olmak istiyor, partiyi kurma, kim kurmak ister, kim başkan olmak ister dediğinde 4-5 arkadaşımız ismini yazdırdı. Ben kuracağım gibi. Bunlar arasında oylama yapılacak. Oradaki gelen misafirler, ben ismini yazdırmadım. Bir arkadaşımız dedi ki, işte Mustafa Akdemir de yazdın dedi. Dedim ben istemiyorum, ben olmayacağım ama çalışacağım dedim yalnız. Benim ismimi de yazdılar listeye. Bu liste oylandı. Oylama neticesinde en fazla oy benim ismime çıktı. Evet, ilk günlerde yola çıktığımızda hiç kimse AK Parti'yi tanımıyordu. Sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu belediyenin hizmetleri biliniyordu. Yola çıktığımızda anlatacak sadece Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu belediyenin hizmetleriyle yola çıktık. Partiyi kurduğumuzda çok zor günler geçirdik. 30 kişilik yönetim kurulunu zorla 17 kişiyle oluşturduk. 18. kişiyi bulamadık maalesef. İnsanların çekinceleri vardı. Tabii kendi pencerelerinden haklıdır. Bir şey diyemem. Ya biz anlatamadık ya yeni kurulmuş olduğumuzdan dolayı. Köylere gittiğimizde tabii çeşitli böyle hakaretlerle karşılaştık. Tabii insanları tanımak için. Daha sonra anlattık. Büyüdük. Allah'a hamdolsun. Nereden nereye geldik? Keşko ilk başladığımız zamanlar zorlandığımız yeterli ekiplerimiz yoktu. Özellikle genç nüfusumuz çok azdı. Şöyle diyeyim, biz parti kurucular kurulu olarak partiyi kurduğumuzda 4 tane genç vardı. Genç derseniz 2 tane 35-36 yaşlarında insanımız vardı. 6-7 kişiyle biz bir seçimi çıkardık ve ilk seçimimizde tek başına iktidara geldik. Yani şu an haliyle iktidar olan partiye genç nüfusu akar ama bizim gelmemizde. Kurduğumuzda genç gelmeye korkuyordu. Bir de Refah Partisi kapandı, üstüne Fazilet kuruldu, sıkıntılar yaşandı. Oradan kopup buraya gelenler, bir kısım orada kalanlar. Derken biz teşkilatı kurmakta bile zorlandık. Hatta asil yönetim kurulu dahi yönetimi tamamlayamadı bir süre. Açlıktan kolonum duruyor, açlıktan. Kızlarım da 500 bin lira para yok. Bir ekmeğimiz vardı, onu da aldı elimizden. Bir etkinliğimiz olacak, pankart asacağız, ben ilçe başkanıyım ve yönetim kurulum var ama kadın kollarımız yani isim olarak var, grup olarak, faaliyet olarak yok. Gençlik kollarımız isim olarak var, faaliyet olarak yok. Kulakları çınlasın, hakkını helal etsin. Ali Hadim, ben, pankart asacağız. Yani iki kişiyiz, gecenin bir vakti, direğe bir yere ip bağlanacak. Bir aparatımız da yok, bir şeyimiz de yok. Ali abi bana diyor ki, ben diyor oturayım, omzuma bas çık, bağla ipi oraya, karşıya bağlayalım. Ben diyorum ki, Ali abi sen benden büyüksün, ben senin sırtına basmam, sen benim sırtıma bas. Olmaz öyle şey. Ali abiyle 15 dakika direğin başında münakaşa ettik. Hani hesabı sen öde, ben ödeyeyim gibi. Birbirimizin sırtına basmamak için. En son Ali abi dedi, ya dedi, sen ilçe başkanısın dedi. Bir gören olsun dedi, şimdi olmaz. Sen benim sırtıma bas dedi. Hiç unutmuyorum, ben Ali abinin sırtına bastım. Ali abi kalktı. Ben onun omzunda direkte ipi böyle bağlayıp pankartı astığımız. Hatırladığımda burnumu sızlatan. Yani bu kadar yokluk, bu kadar darlık. Burnumu sızlatan hadiselerden bir tanesidir.
enteresan olan bir şey, her zaman vermeyi alışkanlık haline getiren, o gün de AK Parti'nin kurulması için emek sarf eden Ali Bozkan arkadaşımız, partinin kurulması sırasında davetiyeleri, diğer hizmetleri, hizmetleri ödemelerini kendi imkanlarıyla yaptı. Her şeyi Ali Bozkan'ın yaptığını farkına vardığım için bir gün, çok da önemli değil ama o günkü otelde içilen çayların, kahvelerin ücretini de ben ödedim. Hep Ali Bozkan veriyor diye. Yine bu toplantıların bir tanesi, özellikle bunu ifade etmek isterim ki zannedersem arkadaşlar da bunu paylaştığını düşünüyorum. Elvacı Otel'in lobisinde yeterli sandalye olmadığında kendi imkanlarımızla, eski bir düldül arabamızla sandalye getirmiştik ve bu sandalyeleri kurucu olma için AK Parti'nin kurulmasını vesile olan arkadaşların oturacağı yer olmadığında bu sandalyeleri her zaman söylediğimiz gibi sırtımıza taşıdık. Ya bütçe hazırlamamız gerekiyordu. Hani o bütçe, o gün hala hayalimde, Emin kardeşimiz bütçe için böyle bir rakam konuştuğumuzda, Allah'ım yani nasıl vereceğim, acaba cebimde bu kadar param var mı derken kıt kanaat bir şeyler çıkardık. Tabii o bütçeye ben erişemedim o an için, fakat bir şekilde bir bütçe yaptık. Tabii o günleri düşündüğümüzde, bugünkü imkanlara baktığımızda, yani o gün elimizde ne sosyal medya vardı, ne akıllı telefon vardı. Bir kelimeyi söyleyebilmek için kilometrelerce yol yapmak zorundaydık. Şimdi bir bilgiyi aktarabilmek için düğmeye basmamız yeterli oluyordu. Tabii bugünkü nesil çok şanslı. Ama bizim de amacımız zaten o günkü o şartları bugünkü dostlarımıza, arkadaşlarımıza en azından anlatabilmek, vesile olabilmek. Partimizin ilk adım atıldığı bu Helvacı Otel'den de onlara en azından duygu ve düşüncelerimizi iletmekti. Bir köye gittik, köyün ismini de vermeyeyim. O köyde konuştuk, kahvede anlattık durumu falan. Bittikten sonra kenarda çekildik, çay içiyoruz. Bir vatandaş geldi, dedi ki arkadaşlar çok güzel söylüyorsunuz, iyi söylüyorsunuz ama siz boşuna uğraşıyorsunuz. Niye dedik? Niye boşuna uğraşıyoruz? Siz iktidar olamazsınız. İktidar olsanız bile asker sizin kıçınıza depiyi vuracak, sizi gönderecek. Uğraşmayın dedi ya. Tabii aradan, tabii bizim moralimizde o zaman siyasi çalkantılar vardı. Çok şeyler. Aradan zaman geçti. O dönem seçimi kazandık. Kapı kapı gezerken kapıyı çaldım. Zaten kapıları çalmaya çıktığımız 3 kişiyle başlandı. 4 ve en son 2004-2009 seçimleri, belediye seçimlerinde biz seçimde sahada 7 bayandık. Kapı kapı bütün Ödemiş'i ve her tarafı kapı kapı gezmiştik. Orada gezerken kapıyı çaldığımızda işte bize dendi ki burada işte belediye başkan adayı oturuyor. Girmeyin, hiç kapıyı çalmayın dendi. Ben de ona rağmen elimizde güllerle gitmiştik zaten kapıya. Olsun dedim, o da bir bayan. Yani biz bayanları ziyaret ediyoruz, onların halini hatırını soruyoruz. Kapısını çaldık. Ve o aday kimdi? Belediye başkanı Münir Bezmez'in eşiymiş. Şu anda biz de... Makamların, mevkilerin en güzel yerlerinde adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında ülkeme, milletime, şu güzel Ödemiş'ime hizmet ettirmeyi nasip ettiği için Rabbime sonsuz şükürler ediyorum. Allah'a hamdolsun. Bir süre sonra il başkanım ziyaretime geldi. Sayın Ali Açlık. Geldi ve dedi ki git Ödemiş'e çalış. 3 kelimelik bir söz. 3 kelime ya. Git Ödemiş'e çalış. Allah Allah. Ya niye gidiyoruz? Niye çalışıyoruz? Tabii altında baktığınızda şeyi hissediyorsunuz. Yani belediye yerel seçimler var. Yerel seçimler için hazırlık yapma noktasında böyle bir şey
30 sene ödemişten ayrı kalmışsınız. 30 sene sonra geri dönüyorsunuz. Önce yıllık izinlerimi aldım. Arkadan bir parça rapor aldım. Bu 4 ayı ödemişte geçirdim Aralık'tan itibaren. Ve çok enteresandır. 28 Mart 2004 yerel seçimleri öncesi 4 Mart tarihinde adaylığım açıklandı. Sadece 24 gün. Biz seni besmelenden biliriz uzun adam. Henüz gün doğmadan evvel uyanışlarında avuçlarına dolan soğuk sudan tanırız seni. Kıblemiz birdir seninle, alnımızın değdiği secdelerden tanırız. Biz seni içimizden birisi olduğun için sevdik uzun adam. Yedi tepeli şehrin arka sokaklarındaki çocukların arasından yürüdüğün için sevdik. Murat Mercan parti programını hazırlayan milletvekilimiz Ödemiş'e teşrif etti. Biz de burada çiftçi otelinin altında bir toplantı düzenledik. Davette bulunduk. Partiye arkadaşlar geldiler. Murat Mercan partinin tüzüğünü anlatıyor, programını anlatıyor. Bir ara laf döndü dolaştı, Ödemiş'e geldi. Ödemiş'teki ürünlerin yeteri kadar değerlendirilemediğinde. Tabii adam akademisyen bir adam olduğu için. Biz dedi patatesimizi dedi Ödemiş'te dedi yetiştirip dedi. Çuvalla dedi kamyonlarla sevk edip satıyoruz. Biz dedi inşallah dedi böyle üretim bölgelerinde üretilen malların katma değerlerini de o bölgeye bırakacağız. Katma değeri de bu memlekette kalsın için mücadele edeceğiz dedi. Osman abi vardı, Osman Nalbantoğlu. Adam tabii esnaf, katma değerden de canı yanmış. Toplantının ortasında sen ne diyorsun be dedi. Bizim dedi vergi ödemekten katma değerden canımız çıkmış dedi. Sen dedi ne diyorsun dedi. Osman abi yatıştırdık dur dedik. O senin anladığın katma değer dedi değil dedik filan. Toplantıda böyle enteresan bir hadise olmuştu. Partinin kapatılma düşüncesi, Anayasa Mahkemesi'nin verilmesi düşüncesi bizleri bu partiyi de mi kapatacaklar acaba diye ciddi bir korkuyu, ciddi bir sıkıntıyı. Bundan sonra biz hangi partinin adı altında siyasi çalışmalarımızı yapacağız diye değişik sorular aklımıza geldi. Bunları düşününce de moral motivasyon olarak da cidden zayıfladık, cidden moralimiz bozuldu. Tabii ki o döneme döndüğümüz zaman, o günkü atmosfere, o yıllara döndüğümüzde hiç de bir kolay değildi insanları toplayabilmek. Fakat o toplanmanın tek amacı vardı. Tabii ki reis sevdalısıydı herkes. Sayın Cumhurbaşkanımız, bugünkü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan bir sevdaydı. O sevda bizi buralara getirdi. Tabii ki ben bu Helvacı Oteli, özellikle Helvacı Oteli'nin sahibi Hamdi Bey'i, Hamdi Tirelioğlu'nu kendisine de çok çok teşekkür etmek istiyorum. Bize bir yer lazımdı. O yıllarda, o şartlarda bize otelini açtı. O kadar arkadaş tabii ki bir güven duydu. Çünkü Hamdi Bey Ödemiş'in önemli değerlerinden. Herkese bir güven geldi. Ve bizler tabii ki burada haftalar boyunca birçok konuyu tartıştık, konuştuk. Ama en önemli konu partimizin kuruluşu için kurucu olmak adına o mutluluğu, o gururu yaşayabilmek için bir imza atabilmekti. Şimdi enteresan şekilde insanlar biz seni tanımıyoruz dediler. Ancak seni tanımıyoruz, babanı tanıyoruz, seni tanımıyoruz, abini tanıyoruz. La ben yol aldım o 2004 Mart'ında, Ocağında, Şubat'ında, Mart'ında. Bu süreçten sonra da geldiğimiz yere baktığımda Allah bize nasip etti. 2004 28 Mart akşamı hep birlikte o günkü ilçe başkanım Sayın Ali Mehmet Emin Davran'dı. Mehmet Emin Davran başkanımla beraber elimizi havaya kaldırdık. Mehmet Emin Davran o gün enteresan bir de şey yaptı. Abi dedi sen şimdiye kadar dedi AK Parti'nin belediye başkan adayıydın. Şu andan itibaren Ödemiş'in belediye başkanısın. Yakamdan rozeti çıkardım. Ona teslim ettim. Mehmet Emin Davran'a, ilçe başkanıma teslim ettim. Ve Ödemiş'in belediye başkanı olma yolunda
epeyce yol aldık. Bana kimse sen git demedi. En başarılı olduğum, en zirvede olduğum dönemde ben bırakıyorum dediğimde benim kendi yönetim kurulu üyelerim bıraktığımı inanmadılar. Ya dediler, sen gene şey yaparsın, hani devam edersin. Ali abiye de sorabilirsiniz. Son 10 güne kadar Kadir rahmetli oldu Kadir abi. Onlar bile inanamadılar bıraktığımı. Ya dedim ben bırakıyorum. Ve de az önce de belirttiğim gibi ya bir bayrak yarışı olsun kardeşim. Bir elden bir ele geçsin. Bir güç aktarımı olsun. Başka türlü. Yani bir kişi gelsin otursun. İlâ nihai gitsin. Şimdi isimlerini saymak istemiyorum oda başkanlarının. Bencide olmasınlar. Vefat etmedikten sonra veyahut da çok ekstrem bir şeyler olmadıktan sonra değişen var mı? Ya bu kadar mı önemliyiz yani? Ben bu kadar önemli olduğumuzu düşünmüyorum. Bu kan tazelenmesinin, elden ele dolaşmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ben 7 yıl yaptım. Kaya'nın bir şarkısı vardı. Yolu sevgiden geçen herkesle bir gün mutlaka bir yerde karşılaşacağız diye. Gönlünüzde, aklınızda, hedefinizde bu millet hizmet etmek, bu milletle hemhal olmak varsa mutlaka zaten bu partide böyle bir kutu davada mutlaka buluşurdunuz. Bu yolu hızlandıran diyeyim. Rahmetli Kadir Kaçar abimdir. Cennet mekanı olsun, nur içinde yasın inşallah. Sonrasında aşık olmam. Cumhurbaşkanımız, başkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir. Ama dediğim gibi bu zank, bu çimento, bu harcı oluşturan gönlümüzdeki millet sevgisidir. Mazlumların sesi olma hedefimizdir. İslam coğrafyasını temsil eden Osmanlı bakiyesinde aynı sancağın altında bulunmaktan gurur duyduğumuz insanlarla siyaset yapmaktır. Ya tabii ki şartlar o an ben yönetimde olmak adına buraya gelmedim. Hatta maceram nasıl çok ilginçtir. Burada tabii ki o gün kurculardan sevgili dostum, teyze oğlum Mehmet Kırlı'ya yani büyük bir şükranlarımı iletmek istiyorum. Çünkü vesile oldu bana. Bir cumartesi günüydü. Nihat dedi, akşam dedi partinin, AK Parti'nin kuruluşu olacak dedim işte. Gidelim bir imza atalım dedi. Recep Tayyip Erdoğan'ın dedi yanında olalım dedi. Bir an şaşırdım, heyecanlandım. Akşam oldu, biz buraya geldik. İlk defa otele giriyordum. Birçok arkadaş vardı. Tabii hemen gözüme ilişenlerden bir tanesi, Allah rahmet eylesin, Halit Çakar'dı. İzmir'den yetkiyi alıp gelmiş, burada kuruluşumuz için çabalıyordu. Ali Bozkan'dı, onu gördüm. Tabii ki bugünkü ilçe başkanımız Şerif Deli Balta, o da buradaydı. Ali abiler, Ali hadimler, Emin Davranlar, Kadir, Allah rahmet eylesin, teşkilat başkanımız Kadir Kaçar ve birçok dost buradaydı. O günü unutamıyorum, o geceyi unutamıyorum. Saat 9, tam saatini hatırlamıyorum ama yaklaşık 21 civarıydı. İşte köprünün kapatıldığı, olağanüstü bir durumun yaşandığı bilgisini aldık. Evimizdeydim ama aslında gerçek evimiz milletin hizmeti anlamında gerçek evimiz partimizdi. Ben eski bir motorum var, motorumu bildim hemen partime koşmak istedim. Evimden döndüğümde sokaklar bomboştu. Karşımdan ve arkamdan iki tane ekip arabasının geldiğini gördüm. İnsan kendi emniyet güçlerinden, kendi milletinin, kendi devletinin polisinden çekinir mi? Asla. Ama o gün ürperdim, tuhaf oldum yani. Bunu hiç unutmuyorum. Korkum ya da ürpermem, tutuklanacak olmam, şu bu falan değildi. Evime, parti binam ulaşmadan tutuklanmış olmak çok zoruma gidecekti. Hiçbir zaman yeyse ümitsizliğe kapılmadık, karamsal olmadık. Merhametlilerin en merhametlisinden ümidimizi
asla kesmedik. Kaderin üstünde mutlaka bir kader vardır dedik. Festakim kema ümürt. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Ancak doğru olursan kazanırsın. Ancak dik durursan başarırsın. Rüzgara göre eğilen, rüzgara göre yön değiştiren, kalıba göre şekil alan, ilke tanımayan, çizgi tanımayan, ahlak ve edep tanımayan hiçbir mücadele zafer kazanamaz, başarı sağlayamaz, menzile ulaşamaz. Kardeşlerim, Üstad Necip Fazıl diyor ya, öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. Bakın burada bir şey söyleyeceğim. Üstad Necip Fazıl'ın dilimizden hiç düşmeyen bu anlamlı dizesinden garip ya da parya kelimelerini değil, öz yurt ve öz vatan kelimelerini öne çıkaracağız. Üstadın da söylemeye çalıştığı işte budur. Burası bizim öz yurdumuzdur. Burası bizim öz vatanımızdır. Biz bu milletin fertleriyiz. Biz bu milletin ta kendisiyiz.